Arkadaşlar tekrardan selamlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Biraz sessizlik lütfen. Bugün sizlere Bloxburg'da arkadaşlar Death Step'i, yani Dark Step'in bir diğer hali olan Death Step'i göstereyim arkadaşlar. Onun önce arkadaşlar az önce video başlayacaktım, bir baktım Factory'e şey oldu, Diamond verdi ya. Ya bari insan bir acı durum verir değil mi? Acı durum Reef de vermedi ama. Bari arkadaşlar video geçmeden önce bir bakalım bugün neler varmış. Belki senden güzel şeyler bekliyorum, hadi bakalım. Evet, 48 dakika sonra yenilenecek mi stoklar? Bakıyorum, bir şey gördüm, duman gördüm. Evet, dumandan farklı bir şey yok. Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Hala var mı şu şeyi, bekleyin. Niye böyle? Dragon'u şu an kimse kullanamıyor mu? Niye arkadaşlar böyle? Yani şimdi ben bakın. Bakmama izin bırakmıyor. Niye arkadaşlar, bunun niye olduğunu ben hiç bilmiyorum. Size sormak istedim. Cevabını benim arkadaşlar. Biliyorsanız tabii ki de. Buraya gelmişim, şu kasamızı alalım arkadaşlar. Ve 10 milyon paramız var. Biz bir tane şey açmaz mıyız ya random? İnşallah güzel bir şey çıkar arkadaşlar. O Death Step'in nasıl alındığına geçeriz. Arkadaşlar inşallah, hadi bakalım. Ne kadar, bak bana 400 milyon mal olacak lütfen. Güzel bir şey ver. Hadi bakalım. Ya abi ya, bariyeri ne yapayım? İnşallah içime koyabiliyorum. Dur al işte, içimize de koyamıyoruz. Neden? Çünkü benim bariyerim var zaten. Ya aga ya, bariyer geldi, inanmıyorum arkadaşlar ya. Daha güzel bir şey gelebilirdi. Neyse arkadaşlar, ne yapacağız bunları biliyor musunuz? Bunları ben videodan sonra raid yapacağım. Şimdi şeye bakabiliyor muyum ben bu arada? Bakalım. Yok, bakamıyorum. Neyse arkadaşlar, videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bir yere gideceğim. Oraya niye gitmemiz lazım? Çünkü Death Step'i 2. dünyada sadece orada alabiliyorsunuz. 3. dünyada bildiğiniz gibi arkadaşlar denizdeki kale, yani Castle of Sea'de alabiliyorsunuz. Şöyle gidelim arkadaşlar. Yerimizdeki gördüğünüz şato. Evet. Karlarla kaplı olan, hatta buz amiralinin olduğu şatoya gitmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Bu şatoda ne yapacağız arkadaşlar? Oraya hemen ben gidip geri döneceğim. Öyle anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki yani Ice Castle, yani buz şatosuna geldik arkadaşlar. Abi ben büyümek istemiyordum, neyse. Arkadaşlar hatırlar mısınız? Bir zamanlar ben Superhuman'a kasıyordum. Şimdi de Gaduman'a kasıyorum ya. Bu arada arkadaşlar Death Step'i de bitirdim. Geriye Sharkman Karate 302 Mastery. Ondan sonra Cima Dragon Talon 353. Electric Crab'da 332 mene, öyle bir şey arkadaşlar. Onları da bitirip artık Gaduman'a geçeceğiz. Bunu 400 yaptım arkadaşlar. Böyle kaç, bir saatten fazla mı aldı ya? Şu en sondaki adamlarla kapış yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önceki şuraya bakalım. Burada bazenleri Master Aura satışı oluyor. Aa bakın, bu olsun da yerindeymiş. Güzel. Buradaki kasada almayı ihmal etmeyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi siz bu boss'u kestiniz arkadaşlar, biliyorsunuz ki Rengoku anahtarı düşüyor. Rengoku da arkadaşlar şurada. Giriyorsunuz, burada bir kasa oluyor eğer almamışsanız. Onun üzerinden bir anahtar düşüyor, onu alıyorsunuz. Bir de bu adamdan bir anahtar daha düşüyor. O da kütüphane anahtarı. Kütüphane anahtarı atıp buradaki bu kızdan alabiliyorsunuz Death Step'i. Ne kadar mı? 2,5 milyon 5000 fragment. Şimdi bu boss keselim arkadaşlar. Bazenleri çünkü bunu şey yapmamıza rağmen düşebiliyor yine anahtar. Hep kullanamıyorsunuz, hadi düşüyor. Şöyle öldürelim seni. Hem de ben zaten artık Yaman'ın da şeyini yükseltmem lazım. Şöyle şeyimizi açalım be yükümüzü. Hayırdır kardeşim, aramızdaki level farkına bakmadın, sen bana nasıl saldırırsın ha? Ah arkadaşlar, şanslıyız ki düştü. Librarik şey arkadaşlar, bu gördüğünüz mavi anahtarcık Roblox işareti, R işareti arkadaşlar. Bunu gelip buraya bırakıyorsunuz ve burası açılıyor. Biri mi geldi? Ha. Burayı açtığınız zaman bundan satın alıyorsunuz. Tabii ki alabilmek için 2,5 milyon para, 5000 fragment. Ne oldu kardeşim, ben kestim oğlum, benim hakkım o. Aa, boss kesince bize kızıyor ya, neyse. 2,5 milyon para, 5000 fragment ve Dark Step'i 2,5 milyon diyor diyemedim. 400 Mastery yaparsanız alabiliyorsunuz. Bunu fullemesini tüm yetenekleri açmak için de 400 Mastery tekrardan yapmanız lazım. Evet, sıkıntılı. Zaten Gaduman alırken de 400 yapacaksın, yani sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar yeteneklerine geçelim. Şu Library Kedi'yi aldık, öyle de hiçbir şeyimize yaramayacak. İlk yeteneğimiz arkadaşlar Rocket Kick. Durun bakayım. Ben bunu niye Türkçe yapmamışım? Türkçe. Roket tekmesi arkadaşlar. Bastığınız zaman Z skillimiz 100 mastery ile açılıyor. Böyle bir etrafımızda güzel bir, yani böyle havalı bir şey oluşturuyoruz. Hava dalgası. Ve böyle vuruyoruz. İkinci yeteneğimiz ise böyle futbol topuna vuracakmış gibi yapıp ona bir şey atıyoruz da ne olduğunu bilmiyorum. Diğer yeteneğimiz arkadaşlar, hani hatırlarsın Dark Step'e tekme atıyoruz. Bu kez daha fazla tekme atıyoruz ve yere bir vuruş yapıyoruz. Şimdi seni ben öldüreyim. Başka bir tanesi üzerine deneyeceğim. Sen bir öl şöyle hemen. Hadi lütfen. Öldü. Şimdi arkadaşlar sırada bunun, yani şeyini maksimum, yani ne derler, alevli ayaklar olmuş şekilde deneyelim. Açalım.
çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar evet. Şimdi ilk itiniğimiz biliyorsunuz roket tekmesi. Bakalım nasıl olacak. Uu, alevli oldu ha. İkincisi. Oo çok iyi. Üçüncüsü nasıl olacak acaba? Dur bakalım. Sen bir gel benim yanıma. Alevli tekmeler atıyoruz arkadaşlar. Bayağı iyi ya baksana. Oo yaktık burayı. O zaman dur. Oo yakıyoruz etraf. Şöyle yapsam. Arkadaşlar cidden Dark Stepien göre çok çok güzel ya. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle seni biz de öldürürüm. Ya şımarmayın hemen ya. Öldüreceğim altları. Neyse arkadaşlar. Bölümümüzün sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Dark Step'i aldık. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Şunun güzelliğine bakın. Yani tekrar iki Dark Step'i aldık. İki ayağımız tekrar yanıyor. Yani şey değil mi normalde bir ayağımız falan yansa değişiklik olur. Yine iki ayağımız yanıyor. Neyse ama bu kez biraz daha fazla yanıyor galiba. Ve etki süresi ne kadar? Daha fazla galiba. Neyse arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmişti ve işinize yaramıştır. Video fikriniz varsa lütfen yorumlarınızın ayaklarımız gitti ya. Neyse. Görüşürüz.